<laughs> Değerli basın mensupları, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Milli Görüş Hareketi'nin önemli isimlerinden Sayın Oğuzhan Asil Türk'ü bu sabah kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyoruz. Bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında gerçekleştirdik. Toplantı gündemimizde ağırlaşan işsizlik, mutfakları ve cüzdanları yakıp kavuran hayat pahalılığı, yurttaşlarımızı ezen borç yükü, Erdoğan şahsın vesayet rejiminde devlet yönetiminde yaşanan tıkanma, İdlib başta olmak üzere dış politikamızdaki savrulma, haslı milletimizi inim inim inleten buhran vardı. Yine bu buhrandan çıkış için yapılması gerekenleri de toplantımızda ele aldık. Değerli basın mensupları bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönem 5. yasama yılı başlıyor. Yeni yasama yılının milletimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Ülkemizin ve milletimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin etkin şekilde çalışmasına gerçekten ihtiyacı var. Çünkü Türkiye'yi uçuracak diye pazarlanan Erdoğan şahsın vesayet rejimi güzelim ülkemizi uçurumdan aşağı yuvarladı. Şimdi saray beslemeleri, saray yanaşmaları dışında 84 milyon yurttaşımız büyük sıkıntı içinde. Biz bu ucube rejimin Türkiye Cumhuriyeti'nin genlerine ters olduğunu, fıtratına ters düştüğünü hep söyledik. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, düsturuyla kurulmuştur. Devlet tek bir kişinin değil, halkın devletidir. Bu devletin en güçlü taşıyıcı kolonu da Gazi Meclisimizdir. Erdoğan'ın ucube şahsın vesayet rejimi bu taşıyıcı kolona darbe vurmak için elinden geleni yaptı. Meclisin yasama yetkilerini gasp etmeye kalktı. Meclisin denetim yetkilerini budadı kurduğu vesayet rejimiyle AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerini parmak kaldırma makinasına çevirdi. Peki tüm bunları yaptı da ne oldu? Milletin dertlerine çözüm bulunabildi mi? Ülkemize huzur refah geldi mi? Hayır. Hızla çalışacak, kararları hızlı alacak denen bu ucube sistem memleketin milletimizin bereketini kaçırdı. Yangında ve selde bile doğru düzgün karar alamadı. Yangında uçak uçuramadı, selde dere yatağına bina yapmışlar deyip vatandaşı suçladı. Erdoğan şahsım hükümetinin işbaşı yaptığı 10 Temmuz 2018'den bu yana tam 84 tane cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanmış. Bunun 53'ü önceki kararnameleri değiştirmek için çıkarılmış. Yani her 10 kararnamenin 6'sı öncekileri düzeltmek amacıyla yayınlanmış. Yine yok kanun yap kanun anlayışıyla sarayın iradesini milletin iradesinin önüne geçirmişler. Kimseyle istişare etmeden, konuşup tartışmadan meclise getirilen saray imzalı yasa teklifleriyle kaş yapayım derken göz çıkarttılar. Bunları yaşadık, bunları gördük. Bir gece yarısı son dakikada getirilen çek düzenlemesiyle koskoca bir ödeme sistemi ertesi sabah uyandı, kitlendi. Üç yılın sonunda bu ucube tek adam vesayet rejiminin Türkiye'ye verecek hiçbir şeyi olmadığını anladık. Milletin sorunlarını çözmek bir yana, milletin üzerinde koca bir yük olduğunu gördük. Artık şu hakikat ortaya çıkmıştır. Türkiye'mizin en büyük güvencesi geçmişte olduğu gibi bugün de, yarın da milletimizin iradesi ve o iradenin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1 Kasım 1930'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında söylediği şu sözler bizim siyaset yapma anlayışımıza yön vermektedir. Ülkenin yazgısında tek yetki ve güç sahibi olan Büyük Millet Meclisi bu ülkenin düzeni için iç ve dış güvenliğini sağlamak ve korumak için en büyük güvencedir. Büyük milli sorunlar şimdiye kadar Büyük Millet Meclisi de çözümlenmiştir. Gelecekte de oradan kesin önlemler sağlanabilecektir. Türk milletinin sevgi ve bağlılığı her zaman Büyük Millet Meclisi'ne yönelmiştir ve hep oraya yönelecektir. Bu anlayışla biz de milletimizde Pespa'ya şahsın vesayet rejiminden kurtulmak istiyoruz. İşte bu nedenle yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında denge, denetimi sağlayacak, cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracak, ülkemizi huzura, refaha kavuşturacak, yepyeni, güçlendirilmiş ve her türlü vesayetten arındırılmış parlamenter sistemi bu ülkeye getirmekte kararlıyız. Millet İttifakı'nın iktidarında milletimizin her kesiminden demokrasi ve özgürlük aşığı dostlarımızla beraber bu kutlu hedefe ulaşacağız. Milletimizin kaderine pranga vurmak isteyen bu ucube tek adam vesayet rejimini tarihin çöplüğüne milletimizle beraber göndereceğiz. Değerli basın mensupları, yoksulun yorganı kış gelmeden yırtıldı önümüzdeki kışı kara kışa çevirecek zamlar sağanak olup yağmaya başladı. Bu hafta benzinin vergisiz fiyatına 29 kuruş. Likit petrol gazının gazına da 71 kuruş zam yapıldı. Benzin zamı eşel mobil kullanılarak vergiler düşürülerek şimdilik pompaya yansıtılmadı. Ama fahiş LPG zammı yansıtıldı. Dün yine sanayide ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza 15 zam geldi. Bu üst üste ikinci zam. Dün akşam EPDK elektriğe zam olmadığını açıkladı. Tamam. Ama 1 Ekim 2021 tarihli resmi gazetede yayınlanması gereken 4. çeyrekte ilgili elektrik tarifesi ortada yok. EPDK kararları, EPDK kararları bugüne kadar kurumun internet sitesinde yayınlanıyordu ay sonlarında. O da yayınlanmadı. E şimdi soruyoruz neden? Anlaşılan kış gelirken elektrik zamların da eli kulağında. Ama yapılacak zammın boyutu konusunda bir türlü anlaşamıyorlar. Akaryakıtta eşel mobil sistemi sonuna kadar kullanıldı. Vergiler dibe vurdu. Böylece enflasyon rakamları iki buçuk puan daha düşük gösterildi. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Hazine ve Maliye Bakanlığının raporunda Hazine ve Maliye Bakanlığı söylüyor. Milletimize geçmiş olsun. Memur maaşları, emekli aylıkları, bu makyajda enflasyon rakamlarına göre belirlendi. Enflasyona yapılan bu ağır makyajın bütçeye de maliyeti var. Tam 46 milyar lira. Ama ne yaparlarsa yapsınlar. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Eşel mobil sistemi dibe vurdu. Vergiler sıfırlanma noktasına kadar geldi. Artık bundan sonra akaryakıttaki tüm fiyat artışları aynen pompaya da yansıyacak. Yani vatandaşın cebine yansıyacak. Önümüzdeki günlerde akaryakıta çok daha büyük zamlar kapıda. Bütün bunlara rağmen enflasyon yeterince düşürülemedi. Makyaj yetersiz kaldı. Fiyatlar tırmanmaya devam ediyor. Ama reisinden faizi indirme talimatı alan Merkez Bankası Başkanı enflasyon reisimize uymuyorsa reisimize enflasyon uyduralım diyerek oyun oynanırken kuralı değiştiriverdi. Artık dedi Tüketicinin enflasyonuna değil, enflasyonun çekirdeğine bakacağım. Bunu dediği andan itibaren de Türk lirasının değeri gün görmüş kar gibi erimeye başladı. Başkan bir de emir demiri keser deyip nedenini kimseye açıklamadığı bir faiz indirimini de yaptı. Bankanın yerlerde sürünen itibarını tamamen yok etti. Son üç haftada milli paramız Amerika Birleşik Amerika Birleşik Devletleri doları karşısında yüzde altı buçuk değer kaybetti. Ve bu iğneden ipliğe her şeye yeni zamların yolda olduğu anlamına geliyor. Kurdaki son hareketlenmenin önümüzdeki dönemde enflasyona yapacağı katkı öyle gözüküyor ki bir puandan fazla olacak. Ha, bunu ben söylemiyorum. Yine Merkez Bankası'nın daha önce yaptığı çalışmalar söylüyor. Ama Merkez Bankası koltuğunda oturan Saray komiseri doğrusu reisini aratmıyor. Bu işi ben yapmadım. Bu kurun yukarıya doğru gitmesinin nedeni yok. Kurdaki yükselişin çoğu Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın kararından kaynaklandı diyor. Tamam. Madem Türk Lirası'nın değer kaybı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Merkez Bankası'nın kararından kaynaklandı. O halde son üç haftada Türk lirası neden Bulgar levasına karşı yüzde dört virgül üç? İran riyaline karşı yüzde altı buçuk. Pakistan rupisine karşı da yüzde beş virgül üç değer kaybetti. Bulgaristan, İran, Pakistan merkez bankaları Türk parasını pul edecek hangi kararı aldılar? Yani milletimizin aklıyla daha fazla alay etmeyin. Milletin canı zaten burnunda. Milletin sabrını artık zorlamayın. Dünyanın en bereketli topraklarındayız. Ama milletimiz yaz gününde bile sebzeye, meyveye yaklaşamadı. Kış gelirken konserve yapamadı. Mutfaklar yangın yerine döndü. Yasayla ülkede enflasyonu önleme görevi verilen Merkez Bankası'nın itibarını yerle bir edip etkisizleştiren Erdoğan sonra çıktı bu işi ben yapmadım, zincir marketler yaptı dedi. E bugün de biraz işleri bakmış zincir marketler herhalde çok itiraz ettiler ki hava şartlarından olduğu, iklim koşullarından olduğu gibi bir takım gerekçeler daha pahalılığa ilave etmiş. Şimdi bu zincir marketlere göstermelik racon kestiniz. Bu şekilde kendi yanlışlarınızın üstünü kapatacağınızı sandınız. Baktınız ki bu da olmuyor. Şimdi hava şartlarına, işi hava şartlarına bağladınız. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Bu zincir marketleri büyütüp bu gönlere getiren sizsiniz. Kaldı ki sizin tarımı, tarımı emanet ettiğiniz beceriksiz bakanınız, bir zincir marketten gelmişti. Onu oradan transfer etmiştiniz. Yine aynı tarım bakanının yardımcısı da bir başka zincir markette üst düzey yöneticiydi. Anlaşılan kurda kuzu'yu emanet etmişsiniz. İşte bu anlayışın elinde Türk tarımının hali ortada. Çiftçilerimiz girdi maliyetleriyle ürün fiyatları arasında eziliyor. Son bir yılda dap gübrenin fiyatı yüzde 142, üre gübrenin fiyatı yüzde 120 zam gördü. Şu anda Azotlu gübrede çok büyük bir kriz yaşanıyor. Bu gübrelerde fiyatlar artık an be an değişiyor. Ne yazık ki bu büyük zamlarla çiftçilerimiz tarlalarına gübre atamayacak duruma geldi. Gelecek yıl verim daha da düşecek. Bu yıl kuraklık nedeniyle düştü. Gelecek yıl bu verim daha da düşecek. E sonuç mutfaklardaki yangın büyümeye devam edecek. Besicilikte uğraşan üreticilerimizin hali de perişan. Yeme artık para yetişmiyor. Son bir yılda ettik piliç yeminin fiyatı yüzde 62. Yumurta yeminin yüzde 46. Besi yeminin fiyatı yüzde 53 zam gördü. Üretici bir litre sütle bir buçuk kilo yem alması gerekirken, şimdi bir litre süt satıp ancak bir kilo yem alabiliyor. Döviz kurlarında neden olduğunuz Kötü yönetim nedeniyle ne zincir market ne hava şartı ne bir şey. Döviz kurlarında sebep olduğunuz artışlar bu maliyetleri de fiyatları da daha arttıracak. Ama tabi bunlar Erdoğan'ın umurunda değil. Kendi sorumluluğunu zincir marketlere yüklemeye çalışıyor. Fahiş fiyat artışları deyip fiyat etiketlerini suçluyor. Göstermelik denetim ve cezalarla milletleri uyutabilirim sanıyor. Meşhur laf var. Başarılı yol bulur, başarısız bahane bulur. İşte 19 yıllık yönetiminin sonunda Erdoğan'ın hali tam da bu. Hayat pahalılığına çare bulamıyor ama bahane buluyor. Merkez Bankası'nın elini kolunu bağlayacaksın. Bankanın 128 milyar dolarını damadınla beraber buharlaştıracaksın. Ekonomiyi dışarıdan gelecek dalgalara karşı tahkimatsız, savunmasız bırakacaksın. Tarımı bitireceksin, çiftçiyi perişan edeceksin. Tarladan sofraya gıda tedarik zincirini güvence altına alacak hiçbir düzenleme yapmayacaksın. Yıllarca esnafımızı zincir marketlere ezdireceksin. Sonra da çıkıp marketlerdeki fahiş fiyat etiketlerini suçlu ilan edeceksin. Adama sorarlar. Bu ülkede hükümet yok mu? 19 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor? Bugün paramız pul olduysa, mutfaklar yangın yerine döndüyse, millet pahalılıktan yıldıysa, Erdoğan şahsım hükümetinden sıtkı sıyrıldıysa sebebi bellidir. Beceriksiz Erdoğan şahsım hükümeti sebep, hayat pahalılığı ise sonuçtur. Derdi basın mensupları ünlü laf var, müteahhit ne taahhüt ettiğini bilir. Bir hükümetin başarısı da millete verdiği sözleri ne kadar tutabildiğiyle ölçülür. Erdoğan şahsım hükümeti ise millete verdiği sözleri tutmayan, vaatlerinin altında ezilen bir hükümettir. 2023 için vadettiği milli gelir hedeflerini, kişi başına gelir hedeflerini, ihracat hedeflerini son yayınladığı orta vadeli programla yarı yarıya düşürdü. İşsizlik hedefini ikiye katladı ama hala meclis kürsüsünden çıkıp 2023 hedeflerine ulaşmaktan bahsediyor. 2023 için herhalde ulaştığı hedef kendine kendini Beştepe'deki saraya atma hedefi olsa olsun. Kendi şahsi ikbaliyle ilgili hedef. Tekrar ediyor. Erdoğan şahsım hükümeti Millete vaat ettiği hedeflerin yarısına bile ulaşamayan bir hükümettir. E millete verdiği, millete yap, vermiş olduğu taahhütleri tutmadığı gibi memuruna da seçimde verdiği taahhütleri tutmamıştır. 3600 göstergeden hala haber yok. Genel Başkanımız dün yapacaksanız yapın yoksa biz yapacağız dedi. AK Parti'nin grup başkan vekili ise çıktı. Parayı salgınla mücadele için harcadıklarını söyledi. El insaf. Dünyada salgında vatandaşına en az destek veren hükümet olarak nam saldınız siz. Yetmez? Yandaş müteahhitlere dolarla avroyla verdiğiniz garantileri pandemiymiş, salgınmış demeden, sektirmeden ödediniz. Şimdi memura vaat ettiklerini yerine getirmeye gelince mi pandeminin arkasına sığınıyorsunuz? 3600 ek göstergeyi vaat ettiğiniz gibi derhal verin. Veremiyorsanız da o koltukta oturmayın. Değerli basın mensupları, son 3 haftada dolar kurundaki 58 kuruşluk artış sadece fiyat etiketlerini değil, ülkemizin dış borç yükünü de şişirdi. Erdoğan şahsım hükümeti elinde dış borç yükümüz son 3 haftada 260 milyar birden arttı. Bu kimin cebinden çıkacak? Elbette milletimizin cebinden çıkacak. Millete ciro edilen yük bununla da bitmiyor. Milletin cebinden tek kuruş çıkmayacak dediler. Sadece 6 otoyol ve köprü projesinden milletin sırtına 28 milyar 329 milyon dolarlık yük yüklediler. Bunu biz demiyoruz. Sayıştay diyor. Atalarımız ne güzel diyor. Hırsız içeriden olursa kapı kilit tutmazmış. Sayıştay'ın sansürlü raporlarında bile neler var neler. Beşli çeteye bu projeler için şu ana kadar ödenen para 4 milyar 372 milyon dolar. Milletimizin çocuğuna, torununa kalan yük ise 24 milyar dolar. Son 3 haftada dolar kurundaki 58 kuruşluk artış bu projelerden gelecek yükü durduk yere 14 milyar lira arttırdı. Bu ihaleleri Türk lirasıyla bağlamayıp dolarla avro dolara avroya endeksleyenlerin yaptığının adı gaflettir, delalettir, hatta bu millete ihanettir. Son 19 yılda ülkede satıp sağmadık hiçbir şey kalmadı. Ülkenin geçmişini sattılar, geleceğinde beşli çete adına ipotek koydular. Milletimiz Erdoğan şahsım hükümetinin yaptığı hataların, yanlışların, çektiği peşkeşlerin bedelini ödemekten artık bıktı. Erdoğan şahsım yönetiminden Sıtkı sıyrıldı. Bu toprakların irfanının dediği gibi haramın temeli olmaz, hak yerde kalmaz. Değerli basın mensupları, milleti can derdine düşüren Erdoğan şahsım hükümeti hala rant derdinde. Erdoğan şahsım vesayet rejimi rant havuzlarını dolduracak yeni kaynaklar peşinde. Şimdi de organize sanayi bölgelerini sarayın vesayeti altına alacaklarmış. Hazırladıklarını duyduğumuz yasa tasarısıyla sarayın valileri OSB'lerin başkanlığına geçecekmiş. Organize sanayi bölgelerinin özelliğini bitirecek bu düzenlemeden sanayici rahatsız. Nasıl olmasın? OSB'lerin en büyük gelir kaynağı olan OSB'lerde arazi tahsisini artık valiler, kaymakamlar yani saray el atacak. Anlaşılan şimdi de organize sanayi bölgelerinin fişini çekmeye hazırlanıyorlar. E buradan insana şunu derler, ya OSB'lerle uğraşmayı bir yana bırakın, bugünün en önemli sorunu olan öğrencilerimizin yurt sorununu çözün. Gençler yurt yok diye bar bar bağırıyor ama Erdoğan ve bakanları hala daha yurt sorunu yok diyor. 19 yıldır öğrencilerimize yeterli sayıda yurt yapmayanlar 5 milyon Suriyeli ülkemizi yurt yapmayı bildiler. Biz boşu boşuna demiyoruz. Bunlar el iyisi diye. Bunların sevmediği bir tek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Bir de tabii hakkını arayan gençlerimiz. Bu arada Hatay'ın yanı başında İdlib kazan gibi kaynıyor. İdlib Birleşmiş Milletler yazışmalarında bile dünyanın en büyük terörist çöplüğü olarak tanımlanıyor. Bu mesele Suriye içinde çözülmezse ülkemizi çok büyük sıkıntılar bekliyor. Askerlerimiz Suriye rejim güçleriyle İdlib'deki terörist gruplar arasında sıkışmış durumda. Geçen yıl Suriye ve Rus uçaklarının bombardımanında 36 askerimiz şehit oldu. Yine son günlerde Rus uçaklarının askerlerimize yakın yerlere hava saldırıları düzenlediği anlaşılıyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan felaketin tekrarını bu ülke, bu millet artık kabul etmez. Erdoğan iddi bir konuşmak üzere bir kez daha koşa koşa Putin'in ayağına gitti. Geçen sefer 36 askerimiz şehit olduğunda Kremlin kapısında bekletilmişti. Şimdi de ortak basın toplantısı yapmadan, yapmadan nelerin görüşüldüğünü, hangi kararların alındığını kamuoyuyla paylaşmadan uçağında yandaş gazetecilere demeç vermekte yetinerek geri döndü. Daha önce Erdoğan'ın Putin'in kapısında bekletildiği görüntüler Rus Devlet Televizyonu'nda kronometre tutularak verilmişti. Bu ziyarette de yine Devlet Televizyonu'nda yapılan bir yayında program sunucusu Erdoğan'a iki dedi. Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden Erdoğan, Rusya'nın Devlet Televizyonu'nda bir kez daha tahkir edildi. Beyefendi iddi bir konuşmaya Rusya'ya gidiyor. Sağdaki askerlerimizin hayatını ilgilendiren önemli konular görüşülüyor. Ama toplantı heyetinde... Milli Savunma Bakanı yok. Yine Suriye'den Libya'ya, Karabağ'dan Azerbaycan'a kadar dış politikamızı yakından ilgilendiren konular konuşuluyor. E yanında Dışişleri Bakanı da yok. Allah aşkına bu nasıl bir devlet yönetimidir? Anlaşılan Putin ile yaptığı görüşmeyi Erdoğan nedense kendi kabinesinden bile saklıyor. Hayırdır? Artık kendi bakanlarınıza da mı güvenmiyorsunuz? Yoksa çok yakında bir kabine değişikliği mi var? Ama atalarımız gizlide gebe kalan aşikarda doğurur diyor. Soçide baş başa konuşulanların kokusu da yakında ortaya çıkar. Biz Erdoğan'ı bir kez daha uyarıyoruz. Tüm Türkiye'yi geçen yıl yaşattığınız zilletin tekrarını kaldırmamız mümkün değildir. Askerimizin yanına, yöresine düşecek her bombadan, sırtına sıkılacak her terörist kurşunundan sadece Ruslar, Suriye rejim güçleri veya teröristler değil, siz de mesul olursunuz. Çünkü askerimizi hava savunma sistemi olmadan Suriye rejim güçleriyle eli kanlı teröristlerin arasına tampon gibi koyan sizsiniz. E buradan soralım bakalım. Bu iki buçuk milyar dolar verdiniz. S-400'leri aldınız. Nerede bu füzeler? Neden bu füzeleri Reyhanlı'da konuşlandırmıyorsunuz? Elinizi kim tutuyor? S-400'leri paketinden çıkaramayanlar şimdi Rusya'nın gönlünü hoş etmek için ikinci bir S-400 alımından bahsediyorlar. Bir de böyle bilgiç bilgiç söylenen neydi belirsiz, kerameti kendinden menkul, süreç devam ediyor falan diye bir takım sözler var. Ya siz önce bir şu aldığınız ilk, 4, ilk S-400 paketini bir sahaya sürün, bir görelim bakalım. Bugün kullanmadıktan sonra bu silah kime ne faydası var? Değerli basın mensupları. Erdoğan şahsi hükümetinin dış politikadaki ezikliği artık saklanamaz bir hal aldı. New York'ta dostum dedikleriyle cami avlusunda düşman veriyorlar. Ülkede aslan dışarıda pısmış kedi. Erdoğan şahsi hükümetinin ezikliğini gösteren pek çok örnek var. Önceki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Erdoğan'a hitaben aptal olma dedi. Erdoğan bir baş başa görüşme uğruna bu hakareti sinesine çekti, sineye çekti. E şimdi yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Trump'ın basın sözcüsü anılarını kaleme almış. Anlattığına göre Trump bir toplantıda Erdoğan ve yanındakilere ülkemizi yerden yere vuran Hilafı Hakikat Gece Yarısı Ekspresi filmini izleyen var mı diye sormuş. Erdoğan'dan çıt yok. Yanındaki heyet de kıkırdamakla yetiniyor. E buna şaşırdık mı? Elbette hayır. Şimdiki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden sözde Ermeni soykırımını anıyor. Erdoğan Biden ile Brüksel'de baş başa görüşebilmek için bunu da sineye çekiyor. E devletimizin şanı, şerefi, itibarı milletimizin menfaatleri Erdoğan'a hiçbir şey ifade etmiyor. Tek bir öncelik var. O da Amerikan başkanlarıyla baş başa görüşebilmek. En son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle gittiği New York'ta gördük. Amerikan televizyonunda çıktı ABD başkanıyla birlikte görünebilmek için emperyal güçleri savaş meydanlarında mağlup eden bu asil milletin bu devleti koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını hiçe saydı. Amerika'ya milletimizin itibarı üzerinden güzellemeler yapmaya kalktı akıl, izan, her şey kayboldu. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye gibi değilmiş, çok güçlü bir ülkeymiş. Böyle bir cümleyi bu ülkenin cumhurbaşkanı olduğunu söyleyen bir kişi nasıl sarf edebiliyor? Anlaşılır gibi değil. Bu yıkama, yağlamaya rağmen Amerikan başkanından randevu koparamayınca da keskin bir dönüş yapı veriyor. Önce New York'ta, Türk evinde. sonra da Türkiye'de cami avlusunda ilişkiler hayra alamet değil diyerek Washington'a ucu yanık mektup gönderiyormuş gibi yapıyor. Ondan sonra Roma'da G20 toplantılığında Biden'la yapacağı ikili görüşmeyi parlatarak millete hava atmaya çalışıyor. Demek ki hayra alamet işlerde oluyor diyor. E orada topu topu 20 19 tane ülke var. E bunların birbirleriyle ikili görüşme yapması son derece normal ama buradan söylüyoruz bari bu sefer yelkenleri suya indirmeyin bir defalık da olsa dik durun dış politikanın merkezinde milli menfaatlerimiz değil Erdoğan'ın şahsi menfaatleri olunca ortalığı pespayelik götürüyor değerli basın mensupları ama milletimiz umutsuzluğa kapılmasın ülkemiz çok büyük bir ülke Milletimiz çok büyük bir millet. Ülke iyi yönetilirse her sorunun çözümü var. İlk seçimde biz iş başına geleceğiz. Milletimiz rahat bir nefes alacak. Büyük bir kucaklaşma olacak. Endişeler son bulacak. Artık kimse bu milletin fertlerini bölüp parçalamayacak. Yargı bağımsız, medya özgür olacak. Birinci sınıf bir demokrasi olacak. Herkes canından, malından, geleceğinden emin olacak. Herkesi kucaklayan tarafsız bir cumhurbaşkanı olacak. Devlet yönetiminde liyakat olacak, istişare olacak. Borçla değil üreterek büyüyeceğiz. Bu topraklarda dijital devrimin önünü açacağız. Gençlerimizin karşısında değil yanında olacağız. Eğitimde fırsat eşitliğini yeniden sağlayacağız. Dünya ile yarışacak bir ekonomi için üreticilerimizin rakibi değil dostu olacağız. Tarımda yeniden kendi kendine yeten bir ülke olacağız. Büyürken hiçbir yurttaşımızı geride bırakmayacağız. Herkesin aşı olacak, işi olacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Çokça kazanacağız, hakça bölüşeceğiz. Büyürken enflasyonu, borcu büyütmeyeceğiz. Yeşil mutabakata uyum sağlayacağız. Derelerimize, ormanlarımıza, dağımıza, taşımıza, kurdumuza, kuşumuza gözümüz gibi bakacağız yurtta sulh, cihanda sulh ilkesine dayan, dayanan milli ve onurlu bir dış politikamız olacak. Kısacası hep söylüyorum bunu, biz iş başına geldiğimizde hayat bayram olacak. Biz hazırız, milletimiz hazır. Erdoğan şahsı hükümetinin de vesayet rejiminin de notunu millet verdi. Tasdiknamesini hazırladı, ellerine tutuşturmak için de sandığı milletimiz sabırsızlıkla bekliyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi varsa sorularınız onu alayım. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onları aktaracağım. İlk olarak Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununun çözümü için HDP meşru organdır sözleri. HDP'li İmam Taşçıyer'e soruldu. Taşçıyer, anayasanın ilk dört maddesi değiştirilmezse Kürt sorunu tartışılamaz dedim. Bu sorunun çözümü için ilk dört maddenin değişilmesi mi gerekiyor? Ya ben gerçekten <laughs> bu, bu sorular nasıl bize sorulabiliyor anlamakta güçlük çekiyorum. Bir Odalar Birliği Kongresi'nde genel başkanımız anayasanın ilk dört maddesini tek tek sayarak bunlar bizim kırmızı çizgimiz dedi. Bizim ağzımızdan laf bir kere çıkar. Yani yine bu konudaki tavrımızı Genel Başkanımız defalarca dile getirdi. Ya bunun anlaşılabilmesi için daha kaç kere bunu söylememiz gerekiyor? Gerçekten hayret ediyorum. Bu soruların sorulması gerekenler biz değiliz. Bu soruları gidecekler Cumhur İttifakına soracaklar. Evet. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Açıklamanızda da biraz değindiniz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonominin sorumluluğu bize ait dedi ve gıda fiyatları konusunda kuraklık ve girdi maliyetlerine ilk kez işaret etti. Bugüne kadar zincir marketleri hedef alıyordu. Şimdi bugün yaptığı açıklamaları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani hem ekonominin sorumluluğu bize ait diyeceksin, arkasından da kuraklıktan, hava şartlarından, iklim koşullarından söz edeceksin daha önce de ne diyordu fahiş fiyat artışları zincir marketler diyordu ben açık söyleyeyim ne dese bugünkü pahalılığı hayat pahalılığını açıklayamaz çıkacak diyecek ki biz hata yaptık merkez bankasının itibarını sıfırladık merkez bankasının rezervlerini sıfırladık yani bugün yine bakıyorum 120 milyar dolar rezervimiz var. Ya o rezerv brüt rezerv. Bu rezervden Merkez Bankası'nın kısa vadede ödeyeceği borçları düşeceksin. O zaman da baktığın zaman Merkez Bankası'nın kasasının 40-50 milyar dolar açığı var. İşte bunların konuşulması lazım. Bu konularda milletten özür dilenmesi lazım. Ondan sonra da bir an evvel devletten çekilmek lazım, seçime gitmek lazım. Tekrar söylüyorum. Pahalılık, hayat pahalılığı, sonuç Erdoğan şahsi hükümeti sebeptir. Teşekkür ederim.